Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yeni bir video ile yine karşınızdayız. Sevgili dördüncü sınıflar bizi sürekli yorumlarda Instagram üzerinden Dördüncü sınıflar için bursluluk sınavlarına hazırlık olarak Soru çözümü yapar mısınız diye sordunuz Biz de sizler için Bu şekilde bir seri başlatmayı düşünüyoruz Arkadaşlar buradaki soruların hepsi Bursluluk sınavlarında çıkabilecek soru tarzlarıdır Dikkatle dinlemenizi istiyorum Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ee, kanalımızı sınıf arkadaşlarınıza önerirseniz çok seviniriz. Ayrıca arkadaşlar bizi yardımcı öğretmen Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Bir e, hazırsanız hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bize burada bir ifade verilmiş ve bu ifadeye göre diyor bana A artı B'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. A artı B'nin en büyük değerini sormuş. Şimdi öncelikle bakıyorum burada A küçük olacak diyor. 4330 sayısından B de küçük olacak diyor. 7123 sayısından diyor. Ama bana soruda a artı b'nin en büyük değerini olmasını istiyor değil mi? O zaman ben ne yapmalıyım burada? Yukarıdaki verilen ifadelerden yazabileceğim en büyük a'yı ve yazabileceğim en büyük b'yi bulmalıyım çocuklar. O zaman ne yapmalıyım? 4330'sa a yerine benim yazabileceğim en büyük sayı kaç olur? Önce onu bulmalıyım. A yerine ben buradan arkadaşlar ne yazabilirim? A küçük olacakmış bundan. Küçük olacaksa o zaman 4729 yazabilirim. En fazla 4729 yazabilirim altına. Neden? Çünkü en fazla olmasını istiyorum sonucumun. En fazla olabilmesi için buradan da en fazla olanları seçmeliyim. Yine aynı şekilde devamında B sayısı diyor küçük olacak diyor 7123 sayısından. Peki en büyük B sayısını nasıl bulabilirim ben? En büyük B sayısı da bunun bir eksiği olmalı. Yani 7122 olabilir arkadaşlar. Doğru mu? Yani burada ben A ve B sayısını en büyük seçebilirsem, en büyük seçersem benim A artı B sonucum da en büyük çıkacak. Buradan da bunları toplarsam ne olacak? a b'nin sonucunu bulmuş olacağım. 9 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1 2 2 daha 4 1 de elden vardı. 5 elde bitti. 7 1 daha 8 7 4 daha 11. 11851 11, sonucuna ne yapmış oluyorum arkadaşlar buradan? Ulaşmış oluyorum. Hemen bir sonraki sayfamla devam ediyorum. Yine bomba 10 numara 5 yıldız bir soruyla karşınızdayız. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. Bakın buralar çok önemli arkadaşlar. Birbirinden farklı olacakmış bu rakamlar ve A artı B artı C 9 ol olacakmış toplamı Diyor ki bana A, B ve C rakamları kullanılarak oluşturulan rakamları farklı ve 3 basamaklı diyor. Rakamları farklı olacak ve 3 basamaklı olacak ve yazabileceğim en büyük sayı olacak diyor. Şimdi ben burada dikkat etmem gereken şey şu. A artı B artı C'yi bir yazıyorum. Eşittir 9 mu? Şimdi benden istiyor ki bunların toplamı 9 olsun diyor. Ee, ama diyor yazabileceğim en büyük sayı olsun diyor. Ve diyor A'nın B'nin C'nin yerine yazacağım rakamları birbirinden farklı olsun diyor. Peki ben ne yapacağım? Bu kadar şartı sağlamam lazım. Ayrıca 3 basamaklı bir sayı olmasını istiyor bunun. Ne yapacağım o zaman ben? Diyorum ki A'ya 9 desem mesela A'ya 9 demiş olsa geriye benim kullanacağım rakam ne kalır? 0 ve 0 kalır değil mi? O zaman ben A'ya 9 diyebilir miyim? Hayır, diyemem. 9 olmayacak. Peki 8 desem geriye yazabileceğim bir tane mi sayı kalır? Bir tane sayı kalır değil mi? 8 bir daha ne yapar? 9. Peki buraya da 0 yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Çünkü bana ne diyor? Rakamları birbirinden farklı olacak. 0 bir rakam mı? Evet. Peki birbirinden farklı oldu mu şu an? Evet. Yani 8, 1 ve 0 e, geldi. E, o zaman ABC sayısı ne olacak arkadaşlar? 810 olmuş olacak. Peki daha büyük yazabilir miydim? Yazamadım. Çünkü buraya ne yaptım? 9 yazdığım zaman, Geriye buralara 00 0 yazmam gerekiyor. Hani bana rakamları farklı dememiş olsa bunu yazabilirdim. Ama bana rakamları farklı dediği için buraya iki basamada 0 yazamam arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı cevabım benim 810 olacak diyor ve hemen bir sonraki efsane sorumuzda devam ediyoruz. 5 katlı bir otoparkın her katında 80 araba park edilebilmektedir diyor. Hafta sonları her kattaki araba sayısı bir üst kattakinden 5 araba eksiktir. Buna göre hafta sonu otoparkta en fazla kaç tane araba bulunur demiş. Şimdi şöyle düşünelim. 5 katlı bir otoparkımız olsun. Şurası bizim 5 katlı bir otoparkımız olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 şimdi her kattaki e, bir önceki kattan ne olacakmış arkadaşlar 5 eksik olacakmış değil mi Peki o zaman şöyle düşünürsem burada en fazla 80 arabam alabiliyormuş bir e, katı Evet Peki o zaman en alttakine 80 araba desem bir üstteki ne olmalı 80 olabilir mi olamaz Çünkü her kattaki ne olacak şöyle de yazalım bir 2, 3, 4, 5. kat şeklinde düşünelim. Ee, her kattaki bir önceki kattan 5 eksik olacak. O zaman burası ne olmalı? 75 olmalı. Daha sonra burası ne olmalı arkadaşlar? Ee, 70 olmalı. Burası 65 olmalı. Burası da 60 olmalı. 80, 75, 70, 65 ve 60 oldu mu katlarımız? Evet bunları bir toplayalım önce. 80 75 70 65 ve 60'ı bir toplayalım. 5 5 daha 10 elde var. 1 8 7 daha 15 7 daha 22 6 daha 28 6 daha 34 1 daha 35. 350 mi oldu? 350 oldu. Peki bana ne diyor arkadaşlar? Hafta sonu diyor değil mi? Hafta sonu dediğimiz şey tek gün mü? Hayır. Cumartesi ve pazar olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz bir de buradan? Ee, bunu 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 3 6. 1 de elde var. 7. Tamam mı? Evet hemen bir sonraki sayfamızda devam ediyoruz. <laughs> Elif kumbarasındaki paraları 5 arkadaşına paylaştırmak istiyor. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. 2 arkadaşı kabul etmeyince diyor. Eee... Diğer arkadaşlarına düşen miktar 8'er lira artıyor diyor. Buna göre paylaşılan para kaç liradır diyor. Şimdi 5 tane arkadaşına paylaştırmak istiyor. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaş bunlar. 5 arkadaş ne yapacakmış? E, elindeki parasını kendisi demiyor ama 5 tane arkadaşına paylaştıracak parayı. E, bu arkadaşlarından 2 tanesi gelmediğinde ne oluyormuş? 2 tanesi parasını kabul etmeyince arkadaşlar... Bunların her birinin 8'er lira parası artıyor muymuş? Yani şu aslında iki tane arkadaşın almadığı para mı bu bunların artan, artmasına neden olan para? Evet. Yani o zaman 8 artı 8 artı 8. Bunun için toplarsam ne olur arkadaşlar? 24 TL. Yani bu iki arkadaşının 24 TL mi alması lazımmış? 24 TL'yi almadıkları için bu bunlara eşit işte olarak dağıldığında 8'er lira bunların parasını arttıracak. Doğru mu? Evet. O zaman iki tane çocuğun parası 24 liraysa bir tanesi kaç lira almalı? 12 TL almalı doğru mu? 12 TL para alırsa eğer her birini e, bu eşitliği sağlamış oluruz. O zaman ne olacak? Toplam kaç para dağıtılmış olması lazım? E, 5 tane arkadaşı yok muydu? Öyle düşünürsek arkadaşlar 12 çarpı 5'ten 60 TL sonucuna ulaşmış oluruz bu sorumuzda da. Hemen bir sonraki sorumuzda Devam ediyoruz. A ile B şehirleri arasındaki yolun yarısı 150 kilometredir demiş. Bu yolun 5'te 3'ünü giden bir aracın kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi şöyle düşünelim. Ben bu yolu istersem şöyle çizelim. Burası A olsun. Burası B olsun. Yolun tam orta noktası da burası olsun. Burası kaç kilometreymiş? 150 kilometreymiş. Doğru mu? O zaman burası da 150 kilometre olacak mı? Evet toplam 300 kilometrelik bir yolumuz oldu değil mi? Şöyle düşünürsek 300 kilometrelik bir yolumuz oldu. Doğru mu? Bu yolun diyor 5'te 3'ünü giden bir aracın kaç kilometre yolu kalmıştır? Kalan yolu soruyor bize. 5'te 3'ü dediği için ne yapmalıyım? Bir, bunu daha önceki videolarımızda ben anlatmıştım kesirlerde. 5'te 3'ünü bulurken ne yapıyordum? E, toplam yolumuz belli. 300. Bunun 5'te 3'ünü almam için paydaya bölüp payla çarpmam lazım. Paydaya böl. Payla çarp. Payla çarp. 300'ü ne yapıyorum o zaman? 300'ü 5'e bölüyorum. 6 kere 5 30. Çıkardım. 0 0. 0 aşağıya. 60 oldu. Şimdi bunun 3 katını soruyor. 60 ile de 3'ü çarparsak 180 kilometre yol gitmiş bu arkadaş. O zaman ne yapacağız? Toplamda 300 kilometreydi. 180 kilometresini çıkartırsak 0. Ondan 8 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. 120 kilometre yolunu olacak arkadaşlar. Kalmış olacak. Hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi buradaki sorumuzda da a bölü 25 kesri en büyük basit kesir diyor. En büyük basit kesir olabilmesi için burada a'nın ne olması lazım? Basit kesirin kuralı. E, pay, paydadan her zaman küçük olmak zorunda. E, en fazla kaç olabilir o zaman burası? 24 olabilir. Diyor ki 18 bölü ns en küçük bileşik kesirse. En küçük bileşik kesir demek payı paydasına eşit olan. Yani 1'e eşit olan bileşik kesir demek. Buradan da ns'nin e, kaç olabilmesi olması lazım? 1 olabilmesi için. Tabii ki 18 olması lazım. Bana diyor ki ns 2 basamaklı bir sayı. Evet 18 oldu zaten. Buna göre diyor a eksiye. A eksi A'yı kaç bulmuştuk? 24 eksi N S dedi. N e, 1'di. Bu da 8. 18 olduğu için. bir e, 1 çarpı 8 olacak. Buradan da 24 eksi. Önce parantez içi yapılır. 8 kere 1 8 yapar. 24'ten 8 çıkarmamız lazım. Oradan da 16 sonucu ne yapmış oluruz? Ulaşmış oluruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuzda Devam ediyoruz. 360 gram çerezin seher 3'te birini yemiş. Ahmet ise 4'te birini yemiştir. Kalanın yarısında eğmen yemiştir. Buna göre çerez miktarının 5'te biri kaç gramdır diyor kalan çerezin. Şimdi 360'ın önce ben 3'te birini bulmalıyım. 360'ın 1 bölü 3'ünü bulmak için ne yapmalıydım? 360'ı 3'e bölüp 1 ile çarpmam lazım. 1 ile çarpmak sonucu değiştirmeyecek zaten. Sadece 3'e bölmem yeterli. 360 bölü 3'ten 1 kere 3, 3 çıkardım. 0, 6 aşağıya 2 kere 3, 6 çıkardım. 0, 0, 120 oldu. Demek ki burada Seher ne kadarını yemiş bunun? 120'sini yemiş arkadaşlar. 120 gramını yemiş. Ondan sonra ne dedik? Ahmet ise 4'te 1'ini yemiş. O zaman yine 360'ın 4'te 1'ini bulmam lazım. 4'te 1'ini bulabilmek için yine 4'e bölüp 1 ile çarpmalıyım. 1 ile çarpmam sonucu değiştirmeyecek. 4'e bölmeliyim sadece. 4 kaç kere var 36'ın içinde? 9 kere 4 36 çıkardım. 0 0 0 aşağıya yanına yazdım. Buradan da Ahmet'in 90 gram e, yediğini buluyorum. Daha sonra kalanının yarısını da Eymen yemiş diyor. Ne kadar kaldı? E, 120 Seher yedi. 90 da Ahmet yedi. Topladım. 0 11 elde var bir. 210 gramı yendi mi? Evet toplamda kaç gramdı bu? 360 gram değil miydi? 360 gramın 210 gramı yenirse 0, 5 buradan da 1 150 gram kaldı yarısını da eğmen yemiş diyor e 150 de o zaman ne yapmalıyım kalanı çünkü bu kadar 150'yi de 2'ye bölmeliyim 15'in içinde 7 kere var 7 kere 2 14 çıkardım e, 5'ten 4 çıktı 1 0 0 10'da 5 kere var 5 kere 2 10 çıkardım 0 0 75'ini de ne yapmış oldu? Eymen yemiş oldu. Eymen de 75 yedi. 150 tane 150 gram kalmıştı. 75'ini de Eymen yedi. 75'i de çıkartırsam 150'den geriye 75 gram ne olur? E yenmeden kalan e çerez miktarı olur. 75'in de benden 5'te birini sormuş. Yine 1 ile çarpıp 5'e bölmem veya 5'e bölüp 1 ile çarpmalıyım. 1 ile çarpmam sonucu değiştirmeyeceği için 75'i doğrudan 5'e bölersem 15 sonucuna ulaşırım. Demek ki 15 gram ne oluyormuş? Çerez kalıyormuş arkadaşlar en son. Yani 5'te biri 15 oluyormuş. Hemen bir sonraki sorumuzda. Devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Burada bazı isimler verilmiş ve bu isimlerle rakamlar eşleştirilmiş. Yukarıdaki kelimeler sayıları arasında belli bir kural olduğuna göre diyor. Soru işareti yerine kaç gelmelidir diyor. Can 3 harfli bir isim 6'ya eşitmiş. Müge 4 harfli bir isim 8'e eşitmiş. Serra 5 harfli bir isim 10'a eşitmiş. Yasemin kelimesi ismi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harften oluşuyor. Kaça eşit onu soruyor bize. Şöyle düşünelim. 3 harf 6'ya 4 harf 8'e 5 harf 10'a eşitmiş. O zaman ben şöyle düşünebilir miyim? Bu her bir raka, harf aslında 2'ye karşılık geliyor. Öyle değil mi? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. E o zaman Yasemin kelimesinde ne olacak? Her bir harf 2'ye geliyorsa 7 çarpı 2 olmalı. 7 kere 2 de 14 sonucunu alacağız. Demek ki Yasemin'de soru işareti yerine kaç gelmeliymiş arkadaşlar? 14 gelmeliymiş. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzun daha çok kişiye gösterilebilmesi için beğen butonunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sınıfınızda kanalımızı önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım bütün girdiğiniz sınavlarda başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakın.